durumunu biliyorsunuz. Sıkıntılarımız var, onu da çok iyi biliyorsunuz. Mal üreticileriyle görüştüm. O sorunu da çözecek inşallah Zeydan Başkan. Orada bir laboratuvar duracak. Dolayısıyla sahte malla doğru malla ayıracak. Hiçbir mal üreticisinin alın terini birilerine sömürtmeyecek. Bu konuda emin olmanızı isterim. Başkanımız dedi ki, Zeydan Başkanımız, milliyetçi muhafazakar bir yer dedi Kozan dedi. Şunu rahatlıkla ifade edeyim. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçilik. Ama bizim milliyetçiliğimiz sıradan milliyetçilik değil. İki kırmızı çizgimiz var. Bütün Kozanlı kardeşlerimin dinlemesini isterim. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Gel silahı yüzaktır. Bizim milliyetçiliğimizde Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak yoktur. Bizim milliyetçiliğimizde Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağı indirmek yoktur. Göreceksiniz, göreceksiniz. Halkın iktidarında göreceksiniz. Milletin iktidarında göreceksiniz. Bir hafta içinde, bir hafta içinde o bayrağı götüreceğim, oraya dikeceğim. Ve aynı zamanda Süleyman Şah Türbesi'ni yine eski yerine koyacağız, götüreceğiz. Bizim milliyetçiliğimize Türk lirası değerlidir. Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarındaki tasarruf mevduatının %67'si dolarsa, avroysa bir sorunumuz var demektir. Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Siyaset ve iktidar arasında, yani ülkeyi yönetenlerle vatandaş arasında bir güven sorunu var demektir. Kendi parasına güvenmiyor demektir. Tasarrufunu değerlendirmek için parayı dolara yatırmak zorunda kalıyor. Sormak isterim. Böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak ediyor mu? Sormak isterim. Böyle bir tablodan Türkiye'nin çıkması gerekiyor mu? Çıkaracağız. Türk lirasını yine itibarlı para haline getireceğiz. Parayı pul yaptılar, onu biliyorum. Pul yapanları siz de biliyorsunuz. Yapmamız gereken bir şey var. Kim parayı pul ettiyse, kim siyaseti güvensiz hale getirdiyse sandık gelecek ve sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup öyle oyunuzu kullanacaksınız. Bizim Türkiye'ye bakışımız Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gelişmesi istikametindedir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken Kubilay'ın torunu da burada. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi toplanmıştır. Memleketi nasıl büyütecekti? Acaba 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atıldığını kaç kişi biliyor? 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan uçağın Ankara'ya indiğini kaç kişi biliyor? Edimeskut'ta, Ankara Edimeskut'ta uçak fabrikaları motorunun temelini atıldığını kaç kişi biliyor? 2. uçak fabrikasının Eskişehir'de yapıldığını kaç kişi biliyor? 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu kaç kişi biliyor? Tarihimizi bize öğretmiyorlar. Uşak Şeker Fabrikası yumurta satılarak kuruldu. Bu ülke sıradan bir ülke değil. Bu ülke Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş ve Cumhuriyeti kurmuştur. Bu ülkenin bir diğer özelliği daha var. Bizim Cumhuriyet kurmamızdan sonra bütün İslam dünyası Cumhuriyeti kurmuştur. Demek ki bu ülkenin kaderinde İslam dünyasına örnek olmak da var. Ve bizler Cumhuriyeti kuruyoruz. Şimdi Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasiyle.
Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa, yaşam tarzı üzerinden kim siyaset yapıyorsa, inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa bu ülkeye ihanet ediyor. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkede herkese saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla bizler yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Güzel bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, halkına hesap veren bir siyaset anlayışı. Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığı yatırımları anlattı değil mi? Ne kadar tasarruf yaptığını da anlattı değil mi? Görmeyebilirdi. Derdi ki, ya ne olacak? Herkes malı götürüyor, biz de götürelim diyebilirdi. Ama bu CHP'nin tarihine ihanet etmek olur. Bizim tarihimize halka hizmet etmek vardır. Halka hizmet, hakka hizmettir. Halka hizmet hepimizin, ama hepimizin duyarlı olması gereken bir alandır. Dediğim gibi para milletin parası. Milletin parasıysa milletin hakkını teslim edeceksiniz. Hukukunu teslim edeceksiniz. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Devlet memurlarına çağrı yaptım. Rüşvet yazısının altına kim imza atarsa milletin iktidarında hesabını soracağız ve o makamda tutmayacağız diye. Evet, tutmayacağız. Yine söyledim. Yargıtay kararının altında tek imzası dahi olmayan, yeni masası bile olmayan kişiyi önce Yargıtay Başkanlığı'na, sonra Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyorsanız adaleti katlediyorsunuz demektir. Devletin dini adalettir. Adalet, Yüce Yaradan kainatı adalet üzerine inşa etmiştir. Siz adaleti nasıl yok edersiniz? Adalet üzerinde duracağız. Ben de duracağım. Siz de duracaksınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve hukukunu ben de savunacağım. Siz de savunacaksınız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Söz verdim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa açılmayacak. Hiçbir çocuk. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretinin altında olan bütün ailelerin devlet güvencesi altında olmasını sağlayacağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Kaç kişi aile destekleri sigortası adını duydu? Bana bir el kaldırabilir mi Allah aşkına? Çok az kişi. Evet. Aile destekleri sigortası şu. Kozanlı kardeşlerin gidilmesi. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere devletin düzenli, sağlıklı yardım yapmasıdır. Bunu Türkiye ne zaman kabul etmiş? 1971 yılında. 1971. Hangi yıldayız? 2021. 50 yıldır neden bu sigorta dalı uygulanmıyor? Neden kanunu çıkmıyor? Çünkü siyasetçi diyor ki, ben sana yiyecek vereceğim, sen bana oy ver. Ben sana makarna vereceğim, sen bana oy ver. Ben sana kömür vereceğim, sen bana oy ver. Bu düzeni yıkacağız. Bu düzeni kaldıracağız. Geliri olmayan ailenin banka hesabına parasını yatıracağız. Gidecek oradan parasını çekecek. İşçi gibi, memur gibi, emekli gibi parasını çekecek. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Onun fakirliğini kimse bilmeyecek. İnsan onurunu koruyacağız. İnsan onurunu. İnsanın saygınlığını koruyacağız. Fakirlik kader değil ki. Fakirlik kader değil ki. Ne yapıyorlar? Fakirleri diziyorlar sıraya. Ellerinde paketler, televizyoncuları çağırıyorlar. Yardım yaparken gösteriyorlar. Ya bu insanların onuru yok mu? Neden bunu yapıyorlar? Bu düzene son vereceğiz. Emin olun, son vereceğiz. Parayı da evde kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın çünkü evin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir. Parayı çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Ve kimse o ailenin fakir olduğunu bilmeyecek. İşin özeti bu. Bunu yapacağız. Ne diyorum? Her eve huzuru getireceğiz. Her eve bereketi getireceğiz. Bu bölge için çok güzel bir planımız var. Onu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Samandağ'dan başlayacak Mersin'e kadar olan bir hattı yeniden inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Göreceksiniz,
İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bu bölgede müthiş bir istihdam alanı yaratacağız. Bu bölge bereketli bir bölge. Bu bölgenin insanları, çalışkan insanlar. Bu bölgede müthiş gençlerimiz var ve gençlerimiz umutlarını yurt dışına bağlamış durumdalar. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Türkiye'nin büyümesi lazım, Türkiye'nin gençleşmesi lazım, Türkiye'nin çalışması lazım, Türkiye'nin üretmesi lazım, Türkiye'nin bölgesinde en güçlü devlet konumuna gelmesi lazım. Bunların tamamını yapacağız. Bir sözüm daha var, onu da söyleyeyim. En geç 2 yıl içinde, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğiz. İşte milliyetçilik bu değer arkadaşlar. Kimseyi mağdur etmeden, ırkçılık yapmadan onların güvenliğini sağlayarak onları göndereceğiz oraya. Yine sözüm var. Bir hafta içinde sözüm var. Çiftçilerin bankalarından veya tarım kredi kooperatifinden, esnafın bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini bir hafta içinde sıfırlayacağız. Ne diyorlar? Faiz indirdik. Ne faiz indirdin ya? İşçinin faizi mi düşüyor? Esnafın faizi mi düşüyor? Kredi kartı kullananın faizi mi düşüyor? Kimin faizi düşmüş? Kimin faizi düştü? Ama sizlerin takdiri Allah'ın izniyle geleceğiz ve bütün o faiz belasını sileceğiz ve kurtaracağız. Esnafı da çiftçiyi de kurtaracağız. O zaman görecekler faizler nasıl silinir. Bakın bir şey söyleyeyim. Bütün şikayetleri biliyorum. Bütün şikayetleri. Toplumun herkesini dinliyorum. Herkesini. Şunun sözünü veriyorum. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurarken şunu söyledi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Sizin sahibiniz Cumhuriyet'tir. Sizin sahibiniz Cumhuriyet'tir. Bu ülkeden yola çıkarak Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. İnşallah göreceksin. Öyle gideceğiz. Papazı teslim edeceğiz. Sonra milliyetçilik dalgası edebiyatı yapacaksın. Bu tür rezaletlere izin vermeyeceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz ülkeye. Gençlere sesleneyim. Sevgili gençler, sizden o istiyorum. Niçin biliyor musunuz? Beni daha özgürce eleştirmeniz için istiyorum. Daha özgürce. Söylerim. Bir siyasetçinin alkışa değil, bir siyasetçinin sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Benim hatamı siz bilirsiniz, siz görürsünüz. Hatayı söyleyeceksiniz. Ben de onu öğreneceğim. Ben de bileceğim. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim. Ama biraz senin, biraz da uzun konuştum galiba. Öyle mi? Zeydan Başkan dedi ki daha büyük bir alan yapacağım. Alanı yaptığı zaman zaten bir daha geleceğiz buraya. Bir daha oturup konuşacağım. Şunu da rahatlıkla ifade edeyim. Öz eleştirilerine korkmayacağım. Bizim de hatalarımız oldu. Bizim de eksikliklerimiz oldu. O nedenle söyledim. Artık bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Türkiye, konu Türkiye'dir. Evet, sağ ol. Konu Türkiye'dir. Türkiye'yi büyütmek istiyoruz. Türkiye'yi. (Gülüyor)